El Cezire, Balkanlar tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen 2. Uluslararası Belgesel Festivali, Suriyeli yönetmen Vaad El Kateab ve İngiliz yönetmen Edward Watts tarafından çekilen Forsama belgeselinin gösterimiyle başladı. Suriye'deki savaşı kadın gözüyle anlatan ve genç yönetmen Al Kateab'ın Halep'te yaşadıklarını beyaz perdeye aktardığı belgesel izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Saraybosna'da 24 Eylül'e kadar devam edecek festivalin yarışma kısmındaysa AJB ana ödülü, AJB program ödülü ve izleyici ödülü olmak üzere 3 ödül verilecek. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Türk Film Haftası, Türk sinema tarihinin kült filmlerinden Susuz Yaz'ın gösterimiyle sona erdi. Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği himayesinde Yunus Emre Enstitüsü'nce düzenlenen etkinliğin kapanış programına, 1963'te yönetmenliğini Metin Erksan'ın üstlendiği Susuz Yaz filminin başrol oyuncusu usta oyuncu Hülya Koçyiğit ve Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç katıldı. Belgrad'da 15 Eylül'de başlayan etkinlik kapsamında Aşk Tesadüfleri Sever, Türk İşi Dondurma, Organize İşler 2, Buğday, Unutursam Fısılda, Anons, Ahlat Ağacı, İşe Yarar Bir Şey, Genç Pehlivanlar ve Sofra Sırları filmleri Belgrad'da sinema severlerle buluştu. Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kemerköy yakınında yer alan antik çağın önemli liman kenti Parion'da 1800 yıllık surların ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Antik çağdan itibaren önemini koruyan Parion'da kazıların Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 12 aya çıkarılması kapsamında çalışmalar sürüyor. Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren için ölümünün 23. yılında son yıllarını geçirdiği ve ölümünden sonra müze olarak düzenlenen evinde mevlid okutuldu. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı tarafından sanat güneşi olarak tanınan sanatçı için ortaklaşa verilen mevlide vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Anma etkinliği kapsamında müzeyi ziyaret edenler sanatçının eşyalarını ilgiyle inceleyip hatıra fotoğrafı çektirdi. Bingöl'ün Solhan ilçesinin Murat köyünde yapımı süren Kalehan 2 barajı nedeniyle sular altında kalacak alanda yürütülen kurtarma kazısında Urartu dönemine ait yaklaşık 3600 yıllık yerleşim yeri ortaya çıkarılıyor. 158 kişinin katılımıyla sürdürülen arkeolojik kazıda şimdiye kadar çok sayıda eser ve seramik parçası bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü öncülüğünde Murat köyündeki Nori Köyük'te geçen yıl başlatılan kurtarma kazıları tüm hızıyla sürüyor.